Kısa bir aranın ardından Ulusal Kanal hafta sonu ana haber bülteni devam ediyor sevgili izleyiciler. Vatan Partisi MKK üyesi Okan Özkan saat 18 olduğunda bizimle birlikte olacak demiştik. Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Hiç vakit kaybetmeyeyim. Hemen kendisine döneyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Sayın Özkan, nasılsınız? Valla sağ olun, gayet iyi. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Gündem yoğun, gündem hızlı. Hakikaten hızına yetişmeye çalışıyoruz. Şimdi... Rusya harekatının 10. gününde NATO kuşatmasına geçit vermiyor. Rusya kararlılığı sürüyor. Pek çok kritik bölgeyi kontrol altına almış durumda. En son Kiev'i de batıdan bloke ettik şeklindeydi. Tabii yeni açıklamalar her gün, her an, her saniye yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan bir açıklama var. Yine aynı çizgide olan bir açıklama. Savaşın derhal durması gerektiğini ifade ediyor. Ve Sayın Erdoğan'ın da yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme yapacağını belirtti açıklamasında. Tabii müzakere masaları kuruldu iki kez. Taraflar beklentilerini, taleplerini ilettiler. Üçüncü kez de bir araya gelmeleri bekleniyor. Üçüncü görüşmenin de hafta sonu gerçekleşeceği yönünde bilgiler vardı. Ne zaman gerçekleşir? Takipteyiz elbette. Şimdi genel olarak bir harekatı değerlendirmenizi isteyeceğim. Tabii. Özellikle bu haklı haksız savaş üzerinden. Evet. Başından bugüne nasıl değerlendiriyorsunuz efendim bu harekatı? Şimdi tabii Aydınlık Gazetesi de, Ulusal Kanal da ilk başladığı günden beri çok doğru bir tutum izleyerek ne diye biz hep ifade ediyoruz? NATO kuşatmasının 10. günü diye ifade ediyoruz değil mi? Yani NATO kuşatmasına karşı Rusya'nın yaptığı çıkışın 10. günü diye. Ve en doğrusu zaten bu. Çünkü bakınız, bu bir NATO ve ABD kuşatması. Başka hiçbir şey değil. Şimdi biz hep şunu söylerdik daha önceleri de. Emperyalizm bölgemizdeki saldırılarını ifade ederken gerek Suriye, gerek Irak, Afganistan, Libya gibi pek çok bölgeye, pek çok ülkeye, milli devlete yaptığı saldırıları değerlendirirken de biz hep bunu söylerdik. Bu da aslında o emperyalizmin saldırılarının farklı bir alanı, farklı bir kolu değil mi? Şimdi sadece sonuçta savaşlar bizim işte Batı Asya olarak ifade ettiğimiz Orta Doğu'da gerçekleşmiyor. Onunla beraber bakın Venezuela'ya da bir saldırı gerçekleştiriyor. Aynı zamanda ABD bir taraftan Güney Çin Denizi üzerinden Çin'e de saldırılarını yürütüyor. Ve bu da tabii Rusya'yı kuşatmak adına yaptığı hamlelerden biriydi Ukrayna gündemi. Ve şimdi bu gündem içerisinde tabii en başta aslında şu çok önemli. Ukrayna gündeminden hemen önce, daha doğrusu Ukrayna gündemini Rusya masaya yatırdığı andan itibaren ilk karşısına hangi engel çıktı? Kazakistan engeli. Bakın şimdi Kazakistan ne dediler işte? Millet zamlara karşı ayaklandı dediler. Ama onların zama karşı ayaklanma olmadığını zaten herkes görmüş oldu. Kazakistan ayaklanmasının çıkarılmasının esas sebebi de şuydu. ABD dedi ki Rusya Ukrayna'ya müdahale edecek. Benim olduğum alana müdahale etmemesi için benim başka bir kanal açmam lazım kendime. Kazakistan kalkışmasını yarattı. Ancak Kazakistan'da kendi aslında beklediğini bulamadı. Rusya'nın ve diğer bölge ülkelerinin hızla müdahalesiyle birlikte aslında oradaki mesele neticelenmiş oldu. Ve aslında ondan orada sonra da yenildi. Orada da yenildi tabii. Kazakistan'da ABD büyük bir yenilgiye uğradı ve bu yenilginin ardından ne oldu? Rusya bu sefer Ukrayna'ya doğru yöneldi. Neden? Çünkü esas tehdidin kaynağı orası. Yani Kazakistan'da bir amaç, bir tam anlamıyla aslında o hedeflerine ulaşamadı Amerika. Onun ardından da hızla Rusya'da NATO'nun üzerine aslında başka bir hamle yapmış oldu. Bakın bunu Ukrayna-Rusya arasındaki bir çatışma, bir savaş olarak nitelendirmek çok büyük hata olur. Çok büyük yanlış olur. Biz şimdi görüyoruz. Sonuçta bugün işte diyelim kendisine gazeteci diyenler de, hatta böyle vatansever, bağımsız diyen gazeteciler de ne diye söylüyorlar? Diyorlar ki bunlar Ukrayna-Rusya arasındaki bir savaştır. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali olarak adlandırıyorlar. Buna biz kesin olarak karşı çıkıyoruz. Burada Rusya'nın o var olan NATO kuşatmasına karşı yaptığı bir çıkış var. Ve bu çıkışın biz şu an neticelerini görüyoruz. Yani şimdi tabii o detaylar da var. Yani diyelim işte Kiev'in şu kadar kısmına geldiler, bu kadar ilerliyorlar falan diye söyleniyor. Şimdi orada da önemli olan şu, Rusya kararlı ve ağır bir şekilde ilerliyor. Neden? Çünkü orada NATO kuvvetlerine ve ABD geri adım attırmak için böyle bir ilerleyişin içerisinde olduğunu söylersek de çok da yanlış olmaz. Olmaz. Evet. Peki şimdi Vatan Partisi'nin biz çok uzun zamandır NATO'dan çıkılması gerektiğini söylediğini, bunun üzerinde durduğunu, savunduğunu biliyoruz. Şimdi Bahçeli'nin açıklaması, Bahçeli ile yan yana Vatan Partisi'ye yan yana düşen bir açıklama yaptı aslında. Böyle demem daha doğru olur. NATO'nun doğuya genişleme stratejisi kesinlikle gözden geçirilmeli dedi Bahçeli. Önemli buluyor musunuz? Evet. Fakat Sayın Erdoğan'ın açıklamasına baktığımızda da tam tersi bir anlayış görüyoruz.
dünya barışı için NATO'nun genişlemesinin faydalı olduğunu düşünüyoruz dedi Sayın Erdoğan. Evet. Şimdi bu iki farklı açıklamayı siz nasıl yorumladınız? Bir kere şunu söyleyeyim, az önce verdiğiniz bilgi üzerinden söylüyorum bunu da. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Putin'in yapacağı görüşme çok tarihi önemli. Evet. Yani özellikle bu süreçte bakın en baştan beri bazı açıklamalar yapıldı değil mi? İşte iki ülkede bizim dostumuz, Rusya'da Ukrayna'da biz barışı istiyoruz şeklinde açıklamalar yapıldı. Ama burada MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çıkış en doğrusu. En doğru çıkışlardan biri. Biz de zaten Vatan Partisi olarak en baştan beri bunu söylüyoruz. NATO'nun doğuya doğru yayılmacının bir sonucu olarak aslında bizim bu gündem karşımıza çıkıyor. Bakın sadece aslında savaşlar, az önce siz de söylediniz ya haklı savaş, haksız savaş diye. Savaşlar ne zaman gereklidir? Değil mi? Siz savaşı eğer emperyalizme karşı yapıyorsanız veya onun aparatlarına karşı yapıyorsanız o zaman bu haklı bir savaştır. Bugün o yüzden bizim bu savaşı haklı savaş olarak görmemiz lazım. Şimdi NATO doğuya doğru ilerliyor. Burada Rusya batıya doğru bir yayılmacı politikayla kendi topraklarımı, sınırlarımı genişleteyim. O Çarlık dönemi Rusyası gibi bir ilerleyiş söz konusu bunlar değil. Da ama biz tabii ama bir bakıyoruz maalesef. Bir taraftan bakın bu medyada, sosyal medyada da çok yaygın. Ne diye sanki Rusya Çarlık Rusyasıymış, Putin de yeni çarmış gibi ifadeler kullanılıyor. Bunlar çok yanlış. Çünkü burada yani biz 78'lerde biliyorsunuz Rusya'nın o dönemki hatta doğrudan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yaptığı bir operasyon vardı değil mi? Afganistan operasyonu. Biz onlara karşı çıktık o dönemlerde. Neden? Çünkü Afganistan'ı işgal değil mi? Oradaki mazlum millete karşı yapılan bir işgaldi. Ancak bugün böyle bir durum söz konusu değil. Bugün ne var? Bugün NATO'nun yayılmacına karşı verilen bir mücadele var ve biz bu mücadelenin sonuna kadar arkasındayız. Tabii şunu söylemek belki hani orada ara bulucu olmak için Rusya-Ukrayna arasında barış sağlanmalı sözleri belki biraz daha o arayı bulmak için ifade denge ediliyor. Denge siyaseti deniyor. Yani her ne kadar bunlar söylense de bunlar hiçbir şekilde başarıya yol açmaz. Bazen değil çoğunlukla o barışı ne getirir? O barış sağlayacak şey silahtır. O barış sağlayacak şey doğrudan savaşın kendisidir. O yüzden Türkiye kendi içerisindeki kuvvetleri de o PKK doğrudan Amerikan aparatı olan PKK'yı da FETÖ'yü de nasıl temizledi? Silahla beraber temizledi. Onların üzerine silahla kararlılıkla yürüdü. Şimdi Türkiye yine Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytindalı operasyonuyla beraber Suriye'nin kuzeyine operasyonlar yaptı. Biz orada Suriye'yi işgal eden bir pozisyonda mıydık? Yoksa biz oraya PKK'nın YPG'nin kökünü kazımak, IŞİD'i geriletmek için mi girdik? Evet. Bakın bazen hep şöyle geliyor sanki sınırları korumak doğrudan o yasal sınırlardan başlıyormuş gibi ifade ediliyor. Bu da yanlış bir fikir aslında. Bir kere biz kendi sınırımızı nereden koruyacağız? Biz Suriye'nin kuzeyine yaptığımız operasyonlarla beraber Türkiye'mizin Güneydoğu'sunu, Doğu Anadolu'sunu terörden arındırmış olduk. Bunu böyle görelim. Şimdi Rusya ne yapıyor? Rusya'da Ukrayna'ya yaptığı müdahaleyle birlikte aslında doğrudan kendisine yönelecek olan NATO saldırılarına karşı çıkmış oluyor. Şimdi yine bugün de hatta gösterildi. Geçtiğimiz günlerde de yine yayınlanmıştı ulusal kanalımızda. Oliver Stone'un yaptığı belgeseli. Hepimiz izledik zaten. Hakikaten şahane bir belgesel. Şimdi Oliver Stone'u ben buradan değerli Türk milletine, değerli seyircilerimize onu da önermek istiyorum. Oliver Stone'un yaptığı bir dizi daha var. Belki sizler de izlemişsinizdir. Putin röportajları diye. Putin röportajları yanlış hatırlamıyorsam 4 bölümden oluşuyordu. Açalım onları izleyelim. Oliver Stone'un farklı farklı tarihlerde Putin ne yaptığı 4 tane röportajın birleştirmiş bir hali. Orada LGBT meselesinden tutun ABD'nin yaptığı sarma harekatına karşı hepsi var. Bakın orada Putin önemli olarak aslında bugünü de doğrudan yazmış oluyor. 2016 veya 2017 yılı olması lazım. Orada diyor ki ABD bizi adım adım çevrelemeye çalışıyor. Adım evet. Adım. Bütün çevremize bizim füzelerini yerleştirdiler. Tabii bizi buna oradaki, mecbur bıraktılar. Bizi buna mecbur, tabii. Zaten bugün bize bunu mecbur bıraktılar diyor. Ama bunu zaten seneler öncesinde söylemişti. ABD bizi adım adım çevreliyor demişti. Ve eğer onlardan bize dönük daha da ileri adımlar gelirse biz gerekeni yapacağız diye söylemişti. Demişti. Bakın işte şu an gereken yapılıyor. Gereken budur. Çünkü NATO yayılmacılığını siz nasıl durduracaksınız? Şöyle görünmüyor ki yani illa oralarda diyelim Ukrayna'da Ukrayna doğrudan ABD'nin işgaline girmek zorunda değil. Ama Ukrayna'da NATO füzeleri yerleştirmiş durumda. Ukrayna'da doğrudan ABD hakim. Yani yine benzer çevre ülkelerde de aynı durum geçerli. Mesela diyelim Gürcistan gibi belli başlı ülkelerde. Ve tabii Amerika bunu seneler içerisinde adım adım yaratmış oldu. Ve bugünkü operasyonları toplam olarak şöyle değerlendirmek lazım. Rusya ABD'nin kuşatmasını yarıyor. Rusya karşı aslında evet ABD'nin ve NATO'nun Batı'nın kuşatmasını yarıyor diyoruz ya. Rusya kendi egemenliğini savunurken
aslında tüm bölge ülkeleri için de bir hizmet etmiş oluyor değil mi? Yani hem Asya ülkelerinin, bölge ülkelerinin yararına da bir harekat diyebiliriz. Yani tabii böyle çok, bakmak gerekiyor. Çok doğru. Çünkü şimdi biz daha önceleri de Suriye bölünmeye çalışılırken, Irak'a müdahale edildiğinde, Afganistan'a müdahale edildiğinde bize diyorduk ki bundan sonraki evrelerde sıra kimlere gelecek? Türkiye'ye gelecek, İran'a gelecek değil mi? Çünkü İran'da Amerika'yı baş kaldırıyor. Türkiye'de Amerika'yı baş kaldırıyor. Buralara gelecek diye söylüyorduk. Yani biz aslında bugün Azerbaycan, Türkiye, İran, Rusya, Çin gibi bölgemizdeki pek çok milli devlet, Amerika'ya karşı baş kaldıran milli devlet hep beraber aslında mücadele vermiş oluyorlar. Ve bakın bir kare düştüğünde diğerleri de zayıflamış oluyor. Tabii. Değil mi? Irak düştükten sonra Suriye'nin işgal edilmesi daha da kolaylaştı. Veya işte diyelim Mısır'ın başına geçirdiler işte o Müslüman kardeşleri değil mi? Onlar üzerinden doğrudan yine ABD operasyon gerçekleştirmişti. Ondan sonra diyelim Libya'yı işgal etmek daha da kolay oldu. Yani bunların hepsini bizim bir arada görmemiz lazım. Ama yine bakın tam tersine bakalım. Son özellikle 6-7 yıldır ABD bölgede müthiş yenilgilere uğruyor. Bakın çok büyük yenilgilere uğruyor. Onlar nasıl oldu? Onlar da yine adım adım oldu. Libya'da artık Amerikalılar falan söz geçiremiyorlar. Libya artık adım adım bağımsızlığına tam anlamıyla kendi kendini yönetebilme sürecine doğru ilerliyor. Suriye'de Amerika kovuldu. Amerika artık orada ciddi anlamda etkinsiz hale geldi. Hatta orada hepimiz görüyoruz. YPG'liler Amerikalılar diyorlar nereye gidiyorsunuz? Buyurun buraya gelin. Tekrardan müdahale edin. Bizlere silah verin. Mühimmat verin. O şekilde feveran ediyorlar. Bakın bugün aslında Zelenski'nin yaptığı açıklama da o anlamda çok önemli. Zelenski ne diyor? NATO bizi burada ölümle baş başa bıraktı diyor. Bu o kadar önemli vaat ki. Ettiklerini yerine getirmedi. Vaat ettiklerini yerine getirmedi diyor. Bizi... Yani yine yalnız bırakıldı. Tabii yalnız diyor. Bırakıldı diye söylüyor. Bunu defalarca söylüyor. Evet bakın ama daha önceden bu olsaydı değil mi? Daha önce o Amerika'nın şaşalı dönemlerinde işte bütün milli devletleri operasyonlar çektiği, başlarına adamlar tayin ettiği yani başkanlar tayin ettiği dönemlerde olsaydı bu bunu söyler miydi Zelenski ki eskiden söylemiyordu zaten. Şimdi NATO peki neden buraya müdahale edemiyor veya ABD neden buraya müdahale edemiyor? Evet. Bunu aslında bizim iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Çünkü artık Amerika'nın ve toplam olarak emperyalist kuvvetlerin yenilgiye uğradığı zaferlerden ziyade hezimetlere dönüştüğü, hizmetlere uğradığı bir dönemin içerisindeyiz. NATO'dan gelen açıklamaları da hatırlatmak isterim yeri gelmişken. Rusya ile savaşa girme niyetinde değiliz. Önemli. Uçuşa yasak bölge oluşturulmayacak deniyor yine yapılan açıklamalarda. Evet. Peki bu yaptırımları da sormak isterim size. Yaptırımlar yeni fırsatları doğuracak deniyor tabii, aslında. Doğru. Neler söylersiniz bu yaptırımlara ilişkin? Asya ülkeleri daha mı çok yakınlaşacak? Evet. Ticari ilişkiler daha mı çok güçlenecek? Kesinlikle öyle olacak. Bakın aslında bunu biz yine kendimizden görelim. Değil mi? Ne oldu? Türkiye'ye ABD bir karar çıkarttı. Dedi ki hatta ABD'nin düşmanlarıyla mücadele yasası diye onların bir yasası var. O yasayı çıkarttı. Türkiye dedi ki ben milli sanayi atılımlarına ilişkin yani Türkiye'nin milli sanayi atılımlarının önüne geçmek için ben bunları yapıyorum dedi. Yaptırım uygularım dedi. Peki Türkiye ne kararı verdi? Türkiye dedi ki o zaman bizim savunma sanayi başkanımız da çıktı hatta açıklamalar yaptı. Bu dedi iyi oldu bize. İyi ki ABD bize yaptırım uyguladı. Biz de şimdi daha kararlılıkla yolumuza ilerleyeceğiz dedi. Değil mi işte İHA'ları, SİHA'ları, milli tanklarımızı, milli tüfeklerimizi üretiyoruz. Bu bizim daha da önümüzü açacak dedi. Aynısı aslında bugün Rusya için de geçerli. Bakın şimdi Rusya'ya NATO, ABD neden bu kadar daha kararlı adımlar atıp da Rusya'yı geriletemiyorlar? Çünkü bir taraftan aslında özellikle Avrupa'nın en çok elini ayağını titreten nokta şu. Doğalgaz meselesi değil mi? Evet. Doğalgaz gibi pek çok ekonomik gündem var ve bunlardan kaynaklı bir Rusya'dan vazgeçememe durumu da söz konusu. Bunlar gerçekten önemli. O yüzden Rusya'ya uygulanan bu yaptırımların bizim işte genel başkanımız, yine genel başkan yardımcılarımız da zaten sıklıkla bu katıldıkları yayınlarda, programlarda da açıklıyorlar. Rusya'ya yapılacak olan yaptırımların hiçbir şekilde bir hükmü yok. Hiçbir kıymet harbiyesi yok. O yüzden bugün Rusya attığı adımlarda her türlü kendi yararına, kendi yararına değil aslında burada doğrudan bölgedeki milli devletlerin yararına adımlar atmış oluyor. Evet, ya tabii bölge içerisinde de daha da kuvvetlendirecek ilişkileri. Bakın ilk Rusya Ukrayna müdahalesine başladı. Daha doğrusu o kuşatmayı yarmak için bir adım attı. Ondan sonra ne oldu? Hemen Aliyev'le değil mi Azerbaycan başkanı Aliyev'le hemen masada oturdular ve bazı anlaşmalar imzaladılar. Bizim aslında kendi hükümetimizin de Türkiye Cumhuriyeti bugün de devleti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Azerbaycan Dışişleri Bakanı bir araya geldi. Yeri gelmişken onu da hatırlatmak isterim. Şimdi yaptırımları ve ekonomiyi konuşuyorken bunu da söylemek isterim. Amerikan Merkez Bankası Başkanı birden fazla
rezerv parası olabilir yönünde bir açıklama yaptı. Bu da tabii Amerika aslında kendi yenilgisini, hegemonyasının çöküşünü ilan etti diye tabii, de yorumlandı. Tabii, neler tabii. söylersiniz? Şimdi bizim aslında birkaç böyle dala eğer ayıracak olursak, dünyadaki savaşlar veya mücadeleler diyelim hangi alanlarda yürüyor? Siyasal anlamda yürüyor, askeri anlamda yürüyor, ekonomik anlamda, toplumsal ve kültürel anlamda yürüyen mücadeleler var, yürüyen savaşlar var. İşte bunun zaten ayaklarından bir tanesi de ekonomi ayağı ama evet. tabii tek başına ondan da oluşmuyor. Şimdi diyelim Türkiye, Rusya, Çin, İran gibi devletler attığı adımlarda ne kadar çok mevzi kazanıyorlarsa diğer taraftan da bir taraftan kendilerini rahatlatmış oluyor değil mi? Şimdi askeri anlamda bir adım atıyorsunuz. Bu ekonomik anlamda bambaşka fırsatları beraberine getiriyor. Toplumsal, kültürel anlamda da böyle. Bu bizim ülkemiz açısından da geçerli. Aslında farklı değil. Yani biz bundan işte 24 Temmuz 2015 tarihini hepimiz bir milat olarak da söylüyoruz. O tarihten bu yana Türkiye'de operasyonlar başladı PKK'ya karşı. Ve ondan beri de zaten siyasi anlamda, askeri anlamda, toplumsal ve kültürel anlamda Türkiye bambaşka bir dönüşümün içerisine tam anlamıyla girmiş oldu. O yüzden bu yapılan açıklamaları da aslında bizim bu kapsamda değerlendirmemiz lazım. Yani Rusya aynı zamanda ekonomik olarak da kendisine yönelecek olan saldırıları bir taraftan göğüsleyebilecek durumda. Onu biz görüyoruz. Evet, yaptırımlar tabii spora ve sanata da sirayet etti. Tabii. Bunlara da değinmek isterim. Rus sanatına ve sanatçılara yaptığı yaptırımlara Türkiye Sanatçılar Birliği'nden tepki geldi. Hı-hı. Kabul edilemez bulundu. Neler söylersiniz bu yaptırımların bu kısmına dair? Evet, aslında onu şöyle ifade etmek gerekiyor. Hitler'in hayaleti hala Avrupa'da kol geziyor. Yani bu sadece o... Yani bir taraftan spor camiasında, sanat alanında yapılan hamleler var. Avrupa'nın uyguladığı çeşitli yaptırımlar var. Onunla beraber hepimiz gördük işte yine haberlerimizden okuyoruz. Neler oluyor? Kafelere değil mi? Ruslar giremez diye evet. çeşitli. Şimdi bir taraftan aklımıza şunlar geliyor aslında. Zamanında yanlış hatırlamıyorsam tabii Japonya'daydı. Yani 2. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde olması lazım. Japonya'da bazı kafelere, bazı mahallelere Çinliler ve köpekler giremez şeklinde yazılan yazıları aklımıza getiriyor. Bakın bu ne demek? Bu aslında ırkçılıktan başka bir şey değil. Irkçılıktan başka hiçbir tabii, açıklaması olamaz. Irkçılık aslında bu doğrudan Hitler'i yeniden canlandırmak demek. Hitler'i yeniden canlanmış oluyor. O yüzden bu yapılan bütün sanatçıları olan sansürleri de o şekilde ifade etmek lazım. Bakın bizim milli şairlerimizden Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine şiirinde ki o zaten müthiş bir şiirdir. Yani biz hepimiz onu İstiklal Marşı ile belki biliyoruz ama onun diğer şiirleri de özellikle Çanakkale Şehitlerine şiiri de öyle bir şiirdir. O şiirde diyor ki nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Bakın bu dizesi sadece yeterli zaten. İşte gösterdiği vahşetle birlikte Avrupalı bu. Avrupalı bu noktada. Yani o büyüyen, gelişen medeniyetin geldiği nokta burası. Az önce söylediğimiz kısım vardı işte o siyasi anlamda yenilen, askeri anlamda yenilen, çöken Avrupa medeniyeti, Atlantik medeniyetinin şimdi akabindeki durum da zaten bu. Toplumsal ve kültürel anlamda da sanat alanında, spor alanında ve yine toplumsal alanda uygulanan bu ırkçılık, bu faşizmin doğrudan ta kendisidir. O yüzden bunu o şekilde yorumlamak lazım. Tabii bakın işte insanlık da özellikle önümüzdeki dönemde bunun da hakkını verecektir. Yani bu Avrupa'nın bu attığı adımların Asya'dan yükselen yeni uygarlığında daha da rahat şekilde tarihe yazılmasını da sağlayacaktır. Çünkü tarih bunu bu şekilde yazacak. Bakın Hitler'in muhtemelen tabii iktidar olduğu dönem değil mi? Almanya'da ne olarak görülüyordu? Hitler büyük bir kahramandı. Veya işte diyelim Avrupa'daki o işte Franco gibi pek çok diktatörün olduğu zamanlarda onların hepsi kendi milletini kahramanları olarak görülüyordu. Ama geldiğimiz noktada nasıl bakıyoruz biz onlara değil mi? Bugün herkes onları lanetler konumda. Şu an kimse Hitler'in arkasında durmaz veya diyelim diğer faşist diktatörlerin arkasında durmaz. O yüzden Avrupa medeniyetinde bu şekilde özellikle gelecek dönem içerisinde biz nasıl bir çürümüşlüğün içerisinde olduğunu ifade etmiş olacağız. Gerçek yüzünü daha iyi ortaya koyacak insanlığı da yanına alamayacak dolayısıyla demek kesinlikle. İstiyorsunuz. İstanbul'daki Fener'in Patrikhanesi Zelenski ile görüştü. Bunu da konuşmak isterim. Dualarımız Zelenski ile dedi. Bartolomeos Ukrayna Kilisesi'nin Rus Patrikhanesi'nden kopup Fener Kilisesi eksenine girmesinden mutluluk duyduğunu belirtmiş. Evet. Şimdi o kadar ortaklaşıyor ki zaten bunlar. Bir tarafta Zelenski'yi destekleyen bir patrikhane. Yine onunla beraber tüm Türkiye düşmanı faaliyetlerin içerisinde olan da bir patrikhane. Değil mi? ABD'nin işte Dışişleri Bakanları geldiğinde, ilk göreve geldiğinde nereye koşuyorlar? Hızla gidiyorlar, patrikhaneyi ziyaret ediyorlar. Orayı mutlaka ziyaret etmek zorundalar çünkü.
Oraya çeşitli talimatlarını iletiyorlar. Bilgilerini alıyorlar. Ondan sonra gidiyorlar. Hakikaten Patrikhane öyle bir noktaya gelmiş ki şu an. Sanki bir bilgi toplama, işte diyelim oradan istihbarat yaratan bir konum haline gelmiş. Yine biz Patrikhane ile kimin sıkı fıkı yan yana olduğunu görüyoruz değil mi? Şimdi İstanbul'dan özellikle örnek verdiğimiz için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun. Ekrem İmamoğlu da her fırsatta Patrik'le doğrudan yakın temaslarda, yani Bartolomeos'ta yakın temaslarda bulunan, yemekler yiyen ve dostane ilişkiler kurduğunu ifade eden liderlerden biri. O yüzden Türkiye düşmanlığı, sadece tabii bunu Türkiye düşmanları da demeyelim. Türkiye'deki, daha doğrusu dünyadaki saflaşmayı bizim iyi şekilde okumamız lazım. Bir tarafta emperyalizmin gölgesinde olan, emperyalizmin elemanı olan kuvvetler, değil mi? Zelenski gibi. Şimdi o benzetmeler var, o da çok doğru aslında. Yani Ekrem İmamoğlu ile Zelenski benzetmelerini de görüyoruz. O kadar doğru ki. Bakın Zelenski ile Ekrem İmamoğlu'nu yan yana getirin. Hem karakter, hem yaklaşımlar, konuşmalar, diyaloglar. Amerika'dan yani her anlamda tabii. Yani oradan güç aldığını belirten ifadeler her anlamda ikisi de birbirine çok benziyor. Ve bakın ikisine de baktığımızda aslında somut başarıların olmadığını da görüyoruz. O yüzden sonu da Zelenski gibi mi olur demek yani istiyorsun? Yani o sonunun nasıl olacağına ilişkin onu gelecekte hep beraber göreceğiz. Ancak burada önemli olan nokta şurası. Amerika ne yapıyor? Amerika tüm ülkelerde bunu yaratıyor. Kendi elemanlarını, aparatlarını bütün devletlere yerleştiriyor. Bakın Venezuela'da darbe girişimi oldu. Evet. O darbe girişiminin ana maksadı neydi? Tepeye hemen Amerikancı birini başa geçireceklerdi. Ondan sonra orada onu bastırdıktan sonra falan zaten tam anlamıyla bertaraf edilmiş oldu. O yüzden Ukrayna gündemi veya Rusya gündemi tek başına Rusya ve Ukrayna gündemi değil. Bu aslında yeni dünyanın kimin çerçevesinde kurulacağını, hangi güçlerin kazanacağını bize önümüzdeki dönem içerisinde gösterecek. Peki son iki dakikamız. Muhalefetin bu Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerde NATO'dan yana tavır aldıklarını gördük. Açıklamalar hep bu yöndeydi. Belki iki cümleyle, iki dakikada bunu da toplarsanız. Şimdi aslında sadece maalesef ki diyeceğim tabii bunu da. Sadece bugün Türkiye'de muhalefet yürütenler değil, iktidar kanadı da aynı mevzide. Bakın AK Parti'yi de biz aynı mevzide. Burada buluştular diyorsunuz. Bu noktada buluştuklarını ifade etmek gerekiyor. NATO'nun ne kadar önemli olduğuna dair yaptıkları atıflar, ABD neden gelip de buraya müdahale etmiyor, neden burada Ukrayna'yı yalnız bıraktı demeler gibi gibi pek çok şeyle biz karşı karşıyayız. Tabii bunları biz kesinlikle doğru bulmuyoruz. Burada Türkiye nasıl kazanır? Bakın Türkiye yarın öbür gün kimi aslında Türkiye'de yarın öbür gün kimlerin iktidar olacağını biz burada konuşmuş oluyoruz. Yani burada tek başına Rusya-Ukrayna meselesini biz gündeme getirmiyoruz. NATO Ukrayna'da kazandığı takdirde açık söyleyelim Türkiye bağımsızlığını kaybedecektir önümüzdeki dönem içerisinde. Ama bakın NATO yeniliyor bugün. O yüzden biz bugün aslında bizim bugün bayram etmemiz lazım. NATO Ukrayna'da yeniliyor. Rusya Ukrayna'da kazanıyor diye doğrudan ifade etmiyoruz. Rusya üzerinden NATO karşıtı, ABD karşıtı kuvvetler bölgemizde mevzi kazanmış oluyor ve tabii ki bu da Türkiye'nin, Azerbaycan'ın, Çin'in, İran gibi milli devletlerin yararınadır. O yüzden burada muhalefeti de tabii ki elbette uyarıyoruz. Muhalefet bu noktada ilerlediği doğrultuda zaten o altılı partilerini de kurdular. O altılı partinin kurucusunu da tekrardan ifade edelim ki doğrudan başında ABD ve NATO'nun kendisi vardır. Ve bu maksatla da bu yola çıktılar. Birleştikleri noktada zaten burası. Peki çok teşekkür ediyorum. Vatan Partisi MKK üyesi Okan Özkan geldiğiniz için, değerlendirmeleriniz için, katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Evet sevgili izleyiciler, yönetmenime sorayım, nasıl devam ediyoruz? Haberle mi yoksa ara mı? Peki, kısa bir aranın ardından ana haber bültenimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.